O zamanlar Mersin'in bir ilçesinde bir devlet kurumunda askeri ücretle çalışıyordum. 29 yaşında ve bekardım. Çalıştığım 2 yıl boyunca hiç para biriktiremediğim gibi yavaş yavaş borca da girmiştim. Hayat benim için zorlu bir şekilde devam ederken bir hafta önce arkadaşlarla ormana pikniğe gittiğimizde hayatımı tamamen değiştirecek bir şey oldu. Bulunduğum ilçe ve köylerin adını vermeden anlatacağım. 1993 yılının Kasım ayıydı. Pazar günü pikniğe gitmiştik. Ben lavabo ihtiyacı için piknik alanından çok uzak bir yere geçtim. Yabancı plakalı bir aracın kuytu bir köşede beklediğini gördüm. İçimden bu kış ayında bu adamlar dağın başında ne arıyor diye düşündüm. Biraz ileriye gidince bir adamla bir kadın beni görür görmez ağacın dibinden araçlarına doğru koştuğunu gördüm. Adam kadının omzundan destek alarak seke seke koşuyordu. Ağacın olduğu yere şöyle bir göz attım. Yırtık elbiseler yere gelişi güzel atılmış. Ağacın dibindeki toprakta hafif tümsek vardı. Biraz değiştikten sonra toprağın içinden çıkardığım haritaya benzer kağıt parçasını inceledim. Belirgin 3 nokta vardı. Haritaya benziyordu ama üstündeki 3 tane işaretlenmiş nokta çarpı işaretleriyle kapatılmıştı. Kadın ile adamın yanına gittiysem de araba çoktan oradan gitmişti. Akşam eve gittim. Haritayı masaya serip detaylıca inceledim. Galiba define yerlerini gösteriyordu. İyi de belirgin olan 3 nokta neden çarpı işaretiyle kapatılmıştı? Hele bunlar bir çizgiyle neden böyle belirtilmişti? Haritadaki noktaların bizim köy sınırlarıyla birlikte çevredeki birkaç köyün sınırlarında olduğunu yaklaşık yarım saat incelemeyle anladım. Birisi, yani en küçük nokta bizim köyün sınırlarında Karabudak denilen yerde eski bir mezarlığı gösteriyordu. İkincisi, yani ortanca nokta bize uzak bir köyün sınırlarında çok eski bir yerleşim yerini gösteriyor. Üçüncüsü, yani büyük olanı bizim köye bitişik komşu köyümüzün sınırlarında Kanlı Oyak, bir diğer adıyla Kıllı Mağaralar denilen boğazı gösteriyordu. Karabudak denilen mezarlığı biliyordum. Bulmak için en kolay yer orasıydı. Çocukken birkaç defa yanından geçmiştim. Kanlı Oyak ismini çok kez duymuştum ama hiç gitmemiştim oraya. Anlatılana göre gündüz bile insan gitmeye korkarmış. Eskiden hayvancıların deri peyniri saklamak için tercih ettiği boğazın kenarlarında inler varmış. Fakat ikincisi hakkında hiçbir fikrim yoktu. Google haritasından o bölgeyi yaklaştırmaya çalıştıysam da net bir görüntü alamadım. O akşam bir plan yaptım. Çalıştığım kuruma gidip 20 gün izin alacaktım. Ama önce tek başıma haritadaki işaretli yerleri yerinde görmek istedim. Ertesi sabah ilk işim köye gitmek oldu. Karabudak denilen mezarlığı şöyle bir üstün körü inceledim. 6-7 tane eski mezar vardı. Acaba hangi mezardaydı define? Hiçbir fikrim yoktu. Birilerinin tarifiyle ikinci yere gittim. Burası diğer iki yere göre daha avantajlıydı. En yakın ev 5-6 kilometre uzaklıktaydı. Gündüz gelip kazı çalışması yapsam hiç kimsenin ruhu duymazdı. Köye doğru giderken yanılmışım. Bir tane çoban, "Hayırdır kardeş, bir şey mi arıyorsun bu dağ başında?" diye seslendi. Adam cins cins beni süzüyordu. "Gel de bu adama ikna edici bir şey söyle." Düşündüm taşındım ve ona dedim ki, "Vehbi diye bir çoban arkadaşım var. Bana buralarda olduğunu söylediler." dedim. Adam, "Vehbi diye biri yok burada. Yanlış yerde ararsın. Git köyünüzün sınırlarında ara." diye birden beni azarladı. Diğer yere gitmek içimden gelmedi. Biraz korku, biraz da hayal kırıklığı olmuştu bende. Ama vazgeçmedim. Bu işin uygun bir yolu mutlaka olmalıydı. Yanıma buraları iyi bilen en az bir tane adam almalıydım. Ara sıra peynir aldığım arkadaşım Vehbi bana yardımcı olabilirdi. Hem onun böyle define işlerine tutkusu vardı. Daha önce birkaç kere peynir almaya gittiğimde bana "Alet ayarla, seni birkaç yere götüreyim." derdi. Kararımı verdim. Önce kurumdan 20 gün izin aldım. Bir akrabamdan borç alarak yurt dışından uygun bir altın arama cihazı temin ettim. Sıra Vehbi'yi bulmaya gelmişti.
birinden emanet aldığım bir Murat taksiyle bir gece makineye koyup üstünü güzelce kapattıktan sonra köye doğru yola çıktım. Her ne kadar saat gecenin bir yarısını gösterse de hiç belli olmazdı. Yolda durdurup beni arayabilirlerdi. Yolda beni durduran olmadığı gibi karşımdan gelen hiçbir araba da görmedim. Biraz korkmaya başladım. Belikli Kuyu denilen yokuşa geldiğimde kendi kendime bağıra bağıra şarkı söyleyerek yokuşu çıkıyordum ki yokuşun kenarında kadın sandığım iki kişinin bana dur işareti yaptığını gördüm. Dursam mı durmasam mı diye düşünürken o zamanlar hiç inanmadığım bana anlatılan hikayeleri hatırlamaya çalıştım. Özellikle şu vurgulanıyordu. Sen dursan da durmasan da kadınlar arabaya biniyormuş. Besmele çekerek arabayı durdurdum. Yukarıya gidiyorum. Gelin binin dedim ve kapıyı daha onlar binmeden açtım. Belki de kadındır diye ufacık bir ihtimal vardı. Yine de korkuyordum. Ayaklarım titriyor, gaza basarken yanlışlıkla debriyaja basıyordum. Elim de titriyor, araba sağa sola yalpalayarak ilerliyordu. Arkadan kalın bir ses, "Doğru sürsene şu aracı," diye bağırdı. Diğeri de ağzımı takip ediyordu. Bildiğim sureleri mırıldanıyordum. Yokuşu çıktıktan sonra arkama bir baktım, iki kadın da yerinde yoktu. Ve işte o zaman anladım onların kim olduğunu. Bastığım gaza. Motor hararet yaparsa yapsın, hiç umurumda değildi. Köydeki evimize saat 4 gibi ulaştım. Odun kırdıktan sonra sobanın kenarında televizyonun sesini açarak uzandım. Uyandığımda akşam oluyordu. Akşam bir şeyler atıştırdıktan sonra doğruca kahveye gittim. Kahve her zamanki gibi kalabalıktı. Birkaç kişiye Vehbi'yi sorsam da onlardan henüz köye gelmediği cevabını almıştım. İlerleyen saatlerde adamlar masaları birleştirdi. Ben de bir ucuna oturdum. Ortada müthiş bir iddia dönüyordu. Bir kişi bugün kanlı oyakta en büyük inin içine bir miktar para koyduk. Kim onu bulursa o para kendisinin olduğu gibi kapının girişinde yeni aldığımız şu motosiklet de onun olacak. Ama kim kaybederse bize bu paranın iki mislini verecek diye bir iddia ortaya atmıştı. Kimseden ses çıkmıyordu. Biraz sonra Hacı Bekir diye biri içeriye geldi. Söylenenlere göre bu adam gece kaç olursa olsun hiçbir yerden korkmazmış. Ben giderim dedi. İşlerinden birisi paranın miktarını oraya gitmeden bilemezsin. Ona göre dedi. Adam ne zaman gidelim diye sordu. Demin alaylı konuşan adam sabah ezanından önce parayı bize ne zaman getirirsen getir diye açıklama yaptı. Bir diğeri adamın hadi şimdi gidelim demesi üzerine kahveci dahil herkes dolmuşa doluştu. Komşu köyün yolunda adamı tek başına ormana doğru gönderdik. Biz de yolun kenarında ateş yakıp merakla adamın dönmesini bekledik. Aradan 2 saat geçti. Ormana bıraktığımız adam bağıra bağıra yanımıza doğru koştu. Kahveci ne oldu kardeş diye adamı sakinleştirmeye çalıştı. Gördüm onları, gördüm diye kekeliyordu. Sonra adamın üstüne battaniye sarıp kahveye geldik. Neyi gördün diye üstelediysek de adam hiçbir şey konuşamadı. Nasıl bir tesadüf böyle? Adamın gittiği yer haritada işaretli olan 3. yerimdi. Tanıdık bir abiye rica ettim beni eve bırakması için. Sağ olsun kırmadı beni. Yolda sence kimi görmüştür diye sordum. Bana Pelitli Kuyu yokuşunda araca binenlerin Okanlı Oyak Boğazı'na gittiğini, asıl mekanlarının orası olduğunu söyledi. O rampada niye gözüktüklerini sorduğunda özellikle define arayanlara onları korkutarak gözdağı verdiklerini anlattı. Uykumu iyice aldığım için o gece pek uyuyamadım. Ertesi gün cuma namazı öncesi uyandım. Vehbi cuma namazı için köye gelirdi. Bir de onunla konuşayım dedim kendi kendime. Ertesi gün cuma namazı çıkışında Vehbi'yi buldum. Bu sene yurtta Ekim yılı olduğu için oraya gitmemiş. Köyün bir kenarında hayvancılık yapıyormuş. Bizim köyde hayvancılık ve tarım önemli bir geçim kaynağı olduğu için bir sene köylerde, diğer sene yurtlarda dönüşümlü olarak ekim yapılırdı. Neyse, bizim eve uğradık. Makineyi araca koyarak köyün dışındaki Vehbi'nin çardağına gittik. İkindi vakti davarları beraber otlattık. Başımdan geçenleri bir bir anlattım. Haritaya dikkatlice baktı. Birinci yeri çok iyi bildiğini söyleyip
ikinci yerde biraz tereddüt yaşadı. Ben akşam üzeri gideriz diye ısrar ettim. Bakarız diye mırıldanıp üçüncü yerde uzun bir süre durdu. Burası Kalnoyak. Ben oraya gidemem diye. Önce beni şaşırttı. Sonra Çolak Ahmet var ya, ancak onunla gidebiliriz diye beni rahatlattı. Hava karardıktan sonra eski yerleşim yerlerine, gece de Karabuğ'a gideceğimizi söyledi. Davarları ahıla kattıktan sonra haritadaki işaretli ikinci noktaya gittik. Küçük sedir ağaçlarının arasından eğile eğile yıkılmış duvara geldik. Bize dönük tarafta kimseler yoktu. Diğer tarafa doğru tam dönüyorken önümdeki Vehbi birden geri adım attı. Ne oldu Vehbi diyecektim ki, Vehbi ağzımı sıkıca kapattı. Ortada bir ateş yanmış. Etrafında birbirine benzer üç adam oturuyordu. Benim gördüğüm çoban da aralarındaydı. İçlerinden biri buraya gelin diye bağırdıktan sonra bir diğeri sırtı bize dönük olmasına rağmen "Hey sen geçen gün gördüğüm adam değil misin?" diye sordu. Diğeri "Geçen hafta iki yabancı geldi. Onları bir güzel korkuttuktan sonra buraya hiç kimse gelmez sanıyorduk." diye sesi biraz daha yükseltti. İkimiz de boynumuzu bükmüş sorulara cevap vermeden bekliyorduk. "Hangi cesaretle buraya geliyorsunuz? Sana diyorum, şehirden gelen oğlan." diye bağıran ateşin içindeki yanmış taşları üstümüze fırlattı. Ateş elini nasıl yakmıyordu, hayret ettim. Vehbi beni kolumdan çektikten sonra geldiğimiz yere doğru koşmaya başladık. Akşam durum değerlendirmesi yaptık. Vehbi akşam üzeri gittiğimiz yeri çok bilmediğini ama Karabuğ'u adı gibi bildiğini, şimdiye kadar geceleyin saat kaçta geçerse geçsin hiçbir şey görmediğini anlattı. Yarın akşam beni oraya gitmeye ikna etti. "Karabuğ'a gidelim. Makine hangisinde öterse o mezarı açarız. Anlaştık mı?" diye sorduğunda ona güvenerek "Tamam" demiştim. O buraların kurduydu. Kanlıoyak dışında gideceği yer bildiği bir yerse eğer hiçbir şeyden korkmazdı. Ama iş Kanlıoyak'taki altınları çıkarmaya gelince Çolak Ahmet'in bilgisine ve tılsım bozmasına ihtiyacımız vardı. Eğer mezardan bir şey çıkaramazsak onun kapısını çalacaktık. Ay ışığının olmadığı zifiri bir karanlıkta iki eşeğe binerek yola çıktık. Yoksa arabanın ışığı ve sesi dikkat çekerdi. Dikkat çekmesin diye eşekleri de mezarlığın bir hayli uzağına bağladık. Mezarlık yol kenarında olduğundan her an araba gelebilirdi. Yolun aşağı kısmında birkaç kilometre uzaklıkta bir far ışığının bizim tarafımıza yöneldiğini gördük. Kendimizi yolun yamacına siper ettik. Aracın bir an önce geçmesini bekliyorduk. Eşekler birden anırmaya başladı. Ben gidip şunlara bir bakayım diye Vehbi'nin yanından uzaklaştım. Araç bize doğru yaklaştıkça eşekler iyice kudurup birbirlerinin iplerini dişlemeye başladılar. Tam eşekler ipi koparmış gitmiş diyecekken hiçbir şeyden korkmayan Vehbi titreyerek "Sen de duyuyor musun sesi?" dedi. Ben ne sesi diye sormadan mezarlıktan bir ağlama sesi işittim. Araç mezarlığa yaklaştıkça her saniye ağlama sesi daha da artıyordu. "Hadi Vehbi gidelim buradan" diye kolunu çekiştirdim. "Olmaz, şu araba gitsin öyle gideriz" dedi. Araç geçip gitmek yerine tam önümüzde durdu. Adam bizim olduğumuz tarafa doğru yürüdü ve yolun kenarında durup bizim yattığımız yere baktı. Vehbi "kafanı eğ yoksa bizi görecek" diye beni sessizce uyardı. Bizi görecek diye çok korkuyorduk. Gecenin karanlığında adamın sarı sarı parlayan dişini gören Vehbi "Çolak Ahmet bu" diye fısıldadı. Mezardaki ağlama kulağımızı çınlatacak derecede artmıştı. Adam aracına doğru yönelirken ikimiz de derin bir nefes aldık. Adam motorun heybesinden bir şey alıp mezarı tırnaklarıyla kazıdı. "Tamam, tamam getirdim" diyerek ağlama sesini susturmaya çalışıyordu. Vehbi ile ben olanları dehşet içinde izliyorduk. Adam mezarı açıp keseye benzer bir şeyin içine koyarken çukurdan korkunç bir gölge Çolak Ahmet'in boğazını sıkıp "Hani altın tozu nerede?" diye ortalığı inletti. O gölge adamın kafasını iyice içine doğru çekti. Boynu uzamıştı resmen. "Sabah ezanına kadar getireceksin" diye tekrarladıktan sonra kafasını bıraktı. Mezardan çıkan sesler bizim uzandığımız toprakta öyle bir deprem etkisi yarattı ki
korkunç bir sarsıntıyla bulunduğumuz yamaçtan aşağıya doğru kayıp gitmiştik. Sabah uyandığımızda yüzümüz toz toprak içinde birbirimize sarılmış vaziyetteydik. Artık kanlı oyaktaki define falan umurumda değildi. Yolda ısrarla gündüz vakti kanlı oyağa gidip defineyi kaldırabileceğimizi söylüyordu Vehbi. Vehbi illa gidelim diye inat etmişti. Ben kabul etmeyince paraya ihtiyacım var. Artık şehre gitmek istiyorum. Bıktım el alemin hayvanlarını gütmekten diye yalvarıyordu. Ben her defasında yaşadıklarımı anlatıyordum. O da ısrarla gidelim diyordu. Baktım olmayacak. Onu arabadan indirip gel şuraya oturalım diye kandırdım. Sonra bastım gaza. Kaçmıştım ondan. Aradan yaklaşık bir yıl geçti. Annemle beraber ne yapıp edip kurban parası biriktirmiştik. Bayramın birinci gününde kurbanlık pazarına gittim. Ama hayvanlar çok pahalıydı. Vehbi'yi gördüm. O gün ona çok kızmıştım. Onu orada görünce içim acıdı. Ah zavallı arkadaşım. Kenarda bir yerde elindeki son hayvanları satmaya çalışıyordu. Bakmamaya çalıştım ama o beni görmüştü. Koşarak yanıma geldi. Al sana şunu vereyim, para falan istemiyorum dedi. Parayı uzattıysam da ısrarla elimi geri çevirdi. Bir şey soracağım Vehbi. Çolak Ahmet'e ne oldu o gün? O gün hiçbir şey olmamış. O akşam adamı gene gördüm. Bunu söylerken sesi bana inandırıcı gelmemişti. Ben kurbanlığı arabaya koyarken en kısa zamanda seni yurtta bekleyeceğim dedi. Anlaşılan akıllanmamıştı. Aradan geçen bir yıl sonunda maddi olarak iyice sıkışmıştım. Borcu kapatmak için başka birinden borç almıştım. Maaşımı çektiğimde bana sadece minibüs ve öğle yemeği parası kalıyordu. Sağ olsun annem gündeliğe gidiyordu. O parayla zar zor geçiniyorduk. Adama o gün hiçbir şey olmamış. Bu cümle bir kuşkuyu da beraberinde getirerek kafama kazındı. Ta ki köydeki bir cenaze törenine kadar. Dönüşte o eski köy yolunda Çolak Ahmet'i görmüştüm. Galiba ben de akıllanmamıştım. O hafta sonu gündüz 10 gibi dolmuşa binip köye geldim. Biraz köy meydanında dolaştım. Belki Vehbi köye alışverişe gelirdi. Gündüz vakti ne Vehbi'yi ne de Çolak Ahmet'i görmüştüm. Köydeki evimize gittim. Biraz da orada vakit geçirdim. Akşam olunca kahveye geldim. Olur ya Vehbi akşam kahveye gelebilirdi. O kalabalıkta Vehbi'yi göremedim. Her masada ayrı bir sohbet havası vardı. Ben bir masaya oturuyor, bir başka masaya oturuyordum. Konuşmalara kulak misafiri oluyordum. Define hakkında hiç kimse konuşmuyordu. Saat ilerledikçe içerideki masalar boşaldı. Bahçedeki masanın etrafında 3-5 kişi kalmıştık. Tenekede yanan ateş ısıtıyordu bizi. O gizemli adam masanın biraz uzağındaki sandalyeye oturdu. Bir eli çolak, saçları dağınık, dişleri altın kaplamalı, kısa boylu bir herifti Çolak Ahmet. Yaşı benden hayli büyüktü. Çocukken ben o adamı ne zaman görsem korkardım. Ne var ki o adam sohbete hiç katılmadı. O 3-5 kişi bana ve birbirlerine iyi geceler dileyerek gitti. O adam sanki hiç yokmuş gibi davrandılar. Kahveci içeride yeri süpürüyordu. Anlaşılan kahveyi kapatacaktı birazdan. Adam ise bir süre beni süzdü. Sonra seni birilerine Vehbi sorduğunu gördüm. İstersen benimle gel. Ben birazdan yurda gideceğim. Seni de Vehbi'nin yanına bırakırım dedi. Kahveci bana ters ters bakıp haydi ben kapatıyorum. Masayı içeri alacağım Faruk dedi. Kahvenin oradan ayrılıp köy meydanına geldiğimde saat 11'i gösteriyordu. Kimsecikler yoktu. Birkaç evin gece lambasının yandığını görüyordum. Eve gideceğim yol üzerinde neredeyse yanan hiç sokak lambası yoktu. Nasıl gidecektim diye düşünüyordum. Bir baktım Çolak Ahmet yol kenarında çeşmenin yanında 3 tekerlekli bir motosikletine oturmuş beni bekliyordu. Adam elini sallayarak hadi atla diyordu. Kışın kapalı olan tepede bir dinlenme tesisi vardı. Hemen yanından eski bir köy yoluna saptık. Adamın da hikayesi burada başlıyordu. Soğuk bir taraftan, adamın pis kokusu bir taraftan, korku bir taraftan berbat bir şekilde yolculuk yapıyordum. Motorun üstünde sol ayağım uyuşmuştu. Ayağımı biraz gerip rahatlayayım demiştim. Yan tarafta küçük kasanın içindeki bir keseye ayağım dokundu. İçi yumuşacıktı.
adama çaktırmadan ayağımın ucuyla keseyi karıştırmaya başladım. Ne vardı ki bunun içinde? Çok meraklanmıştım. İnşallah bir yerde dururuz. Adam da karaltıya ihtiyaç gidermeye gider diye dua ediyordum. Kafayı takmıştım bir kere. Sonunda adam bir yerde durdu. Sanırım ilerideki çardak onun eviydi. Bana biraz bekle, çardağa gidip geleceğim dedi. Adam üç tekerleğin kasasındaki heybeyi yanına alarak gitmişti. İyice meraklanmıştım. Ne vardı o heybenin içinde? Bir kenara oturup bekledim. Ama gözüm sürekli çardaktaydı. Adam çardaktan çıkarken kapıyı birkaç zincirle iyice kilitlemişti. Hadi gidelim, seni yolda bırakırım dedi. Eski kuyuların, sonra duvarları yıkık birkaç evin yanından geçtik. Sonra motosikleti durdurup, bak sen şu patikadan dümdüz ilerleyeceksin. Sonra karşına kurumuş bir dere çıkacak. Oradan tepeye tırman, ileride Vehbi'nin ışığını göreceksin dedi. Adam ne kadar rahat söylüyordu. Ben pişman olmuştum geldiğime. Saat, gecenin bilmem kaçı, ıssız bir yolda beni tek başıma gönderiyordu. Arkama bakmadan bir süre gideceğim yere baktım. Tekrar arkamdaki patika yola baktıysam da adam çoktan tepeyi aşmıştı. Patika dediği yol, keçilerin çalıların arasından açtığı daracık bir yoldu. Çalıların arasında yürümeye başladım. Derenin oraya geldim ve orada tıkanıp kaldım. Değil adamın gösterdiği tepede, civardaki hiçbir tepede ışık yanmıyordu. Bağırdım. Sesim etraftaki tüm tepelerden yankılanıyordu. Birileri yanıma gelip iyi misin kardeş dedikten sonra beni tüm gücüyle salladı. Gözümü açtığımda karşımda Vehbi vardı. Gecenin karanlığında onu tanır tanımaz hemen kucaklaştık. Beni buraya Çolak Ahmet'in getirdiğini, hatta çardağı da anlattım. Çolak Ahmet mi diye şaşırdı. Ben evet deyince nasıl olur bu adamı en son bir ay önce gece görmüştüm diye şaşırdı. Neyse madem görmüşsün hadi çok geç olmadan gidip şunu ziyaret edelim dedi. Bugünlerde her an kar yağabilirdi. Kar yağarsa bizim kanlı oyak boğazına gitmemiz zorlaşırdı. Vehbi bu yüzden aceleci davranıyordu. Bu gece Çolak Ahmet ile görüşüp ertesi akşam gidecektik boğaza. Konuşa konuşa çardağın bulunduğu yere geldik. Yaklaştık, yaklaştık. Vehbi, sen emin misin onun buraya geldiğine diye sordu. Bir çardağa baktım, bir Vehbi'ye. Haklıydı. Ortada ne zincir vardı ne de sağlam bir çardak. Tavanı açılmış, zemini hayvan ağılı olarak kullanılmış ve etrafı naylonla çevrilmiş taş yığını vardı. Hadi gidelim buradan dedi. İkide bir arkama dönüp bakıyordum. Sanki çardağın içinde bir lamba var. Deniz feneri gibi sürekli yanıp sönüyordu. Bunu söylemedim Vehbi'ye. Belki de hayal görüyordum. Yarın buraya yakın bir yerde bir köyde hoca var. Onu getireceğiz diyor ve bunu zor duyuyordum. Aklım hep çardaktaydı. Hocayı da yanımıza alarak akşam yola çıktık. Asfaltın kenarına hocanın dolmuşunu bıraktık. Kazma kürekleri alarak üçümüz yan yana kanlı oyak boğazına doğru yürüyorduk. Hoca sürekli bir şeyler okuyordu. Ardıç ağaçları boğaza doğru sıklaşmaya başladı. Diğer köyün yanan birkaç sokak lambasından bize en yakın evin ne kadar uzakta olduğunu ölçebiliyorduk. 2 kilometreden lambalar bir nokta gibiydi. Derenin içine doğru yavaş yavaş inmeye başladık. Vehbi biraz korkmuş olacak ki eşinin köylüsü olan hocaya keşke Çolak Ahmet'i de getirseydik dedi. Adam şaşırarak Çolak Ahmet mi diye sordu. Vehbi evet dedi. İkimiz de hocadan çıkacak kelimeleri bekliyorduk. Hiç bizim köyden selasisi duymadınız mı? Geçen sene selası okundu diye onu bir güzel azarladı. Hoca nereden bilsin ki? İkimiz de donup kalmıştık. Adam öleli bir yıl olmuş. İkimiz de farklı zaman dilimlerinde adamı görmüştük. Ayağımız artık bir türlü aşağılara inmek istemiyordu. Gene de hocaya güvenerek zor da olsa indik. Kanlı oyağın diğer yamacına çıktığımızda hoca sesli bir şeyler okudu. Vehbi haritayı benden aldı. Vehbi önde, biz arkada. Haritadaki işaretlenmiş noktayı aradık. İrili ufaklı onlarca in vardı. Birine girdikten sonra Vehbi makineyi şuraya tut bakalım dedi. Makina cılız cılız öttü. Bir diğerine geçtik. İnin içine tuttuk makineyi. Kuyu kapağına benzer köşeli bir taş vardı. Bak bak işte şurası dedi. Makine kudurmuştu. Hoca bu sefer cebinden bir kitap çıkardı.
bağıra bağıra okuduktan sonra kapağın üstüne üfürdü. Sifri kazmayla dinlene dinlene kapağı gevşetmeye çalıştık. Olmadı. Vehbi gelirken yanına demirden kocaman çivi getirmiş. Birimiz çiviyi tuttuk, birimiz çekiçle vurduk. Kapak tok tok diye ses çıkartıyordu. Demek ki kapağın altında bir boşluk vardı. Hoca Vehbi'nin elinden çekici alıp var gücüyle vurarak bir boşluk açtı ve üçümüz kapağı çevirdik. Boşluktan feneri içeriye tuttuk. Aşağıya doğru merdiven şeklinde basamaklar vardı. Vehbi'nin ayaklarından tutup onu aşağıya sarkıttık. Bir şey göremiyorum diyen sesi boşluktan yankılanarak dönüyordu. Korkumuz iyice azaldı. Bir şey olsaydı şimdiye çoktan karşımıza çıkardı. O hevesle önce Vehbi, sonra hoca, en son ben aşağıya indik. Burası duvarları hayvan figürleriyle süslenmiş boş bir odaydı. Kapısında kocaman yılan işareti olan bir oda daha olduğunu gördük. İçeride yan yana uzun ve ince iki tane mezar vardı. Hoca Bismillah deyip birinin kapağını kaldırdı. İçinden sarı sarı altınlar parlıyordu. Sevinçten birbirimizi kucakladık. Hoca o hırsla diğer mezarları açtı. Açar açmaz Vehbi ile ben geriye doğru duvara fırladık. Allah'ım, o da neydi öyle? Çolak Ahmet kılığında insan dışı bir varlık mezardan çıktı. Hocanın boynunu sıkıca tutup adamı havaya kaldırdı. Hocayı duvara savurdu. Hoca kıpırdamadan yerde yatıyordu. Fakat gözleri açıktı. Gözleri elinde getirdiği kitaba bakıyordu. Ben sürüne sürüne kitabı aldım. Donup kalmış Vehbi'ye iki tokat atıp hadi yukarıya çıkıyoruz diye bağırdım. Kuyunun kapağından çıktığımızda yukarıda aşağıdaki kadar korkunç bir şey bizi bekliyordu. İki tane devasa köpek dilini sarkıtmış bize bakıyordu. Vehbi'yi biri ısırdı. O ısırıkla inden aşağıya doğru yuvarlandı Vehbi. Ben de tüm gücümle en yakın eve doğru koşmaya başladım. Bacaklarımdan ısırmaya çalışarak beni soluk soluğa takip ediyorlardı. Gördüğüm ilk evin alt katına girdim. Samanlığın arasına kendimi attım. Kapı kırılacakmış gibi dövülüyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. İçeriye nur yüzlü, yaşlı bir kadın girdi. ''Oğlum, ne arıyorsun burada? Kim kovaladı seni?'' ''Onlar, onlar'' dedim. ''Kanlı Oyak'tan mı geliyorsun?'' dedi. ''Oğlum, orası kaç kişinin mezarı oldu bilir misin? Kaç kişi kafayı yedi?'' Hiçbir cevap veremedim. ''Bana, orası korunuyor oğlum. Bir daha böyle şeylerle uğraşma'' dedi. Ve ben bir daha bu tür işlerle uğraşmayacağıma o kadının yanında yemin ettim. O gün daha iyi anladım haritadaki noktaların niye çarpıyla kapatıldığını. Bir daha o tür işlerle hiç uğraşmadım. Vehbi'ye ne oldu diye soracak olursanız bir bacağı kopmuş şekilde yaşıyor. Bir alete tutunarak yürümeye çalışıyor. Hoca ise o günden sonra bulunamadı. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerim üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.